Ve Plus sunar. Sayın izleyiciler, Türk Dili ve Tarihi programımıza hoş geldiniz. Bizi devamlı takip edenler bileceklerdir. Bundan önceki programımızda Sayın Yardımcı Doçent Doktor Osman Çataloluk Bey ile beraber gen konusunda, Y kromozomu konusunda bir program yapmıştık. Ve o program esnasında bu alt aylarda bulunan yeni insan türü konusunda kısaca değinmiştik. Onun üzerine bu geçen süre içerisinde bana çok müracaat oldu. Gerek elektronik postayla, gerek diğer ulaşım vasıtalarıyla. Onun için o konuda geçen programdaki bu konuyla ilgili bir iki ayrıntı bilgi vermek istiyorum. Sizlerden gelen arzu üzerine. Efendim, o programda bahsetmiş idik. 2008 yılında bugün Rusya toprakları içerisinde bulunan Altay Cumhuriyeti'nde ayı, yani ayu taş mağarasında bazı kemikler, fosil kemikler bulundu. Bunlar 2015 yılında incelemeleri bitti ve açıklanan bilgiye göre bu kemiklerden bir tanesi bir daha sonraları Deni ismi verilen bir kız çocuğuna ait parmak kemiğiydi. Onun genetik incelemesi neticesinde bu parmak taşıyan kızın yaşının 90 bin civarında olduğu söylendi. Daha sonra iki ayrı daha bu cins türe ait belgeler, fosiller ele geçti. Bunlar arka azı dişleri idi. Dolayısıyla bu bulunan malzemeler üzerinde yapılan genetik çalışmalarla bunların Homo sapiens dışında bir başka türe ait oldukları konusunda dünya kamuoyuna bildirim yapıldı. Ama bizim değindiğimiz nokta şu idi, üzerinde durduğumuz. Her ne hikmetse bu mağarada, yani Altay Cumhuriyeti'nde, Altay Dağları'nda bulunan ayı taş veya ayu taş mağarasında 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında yaşamış olan bir Hristiyan Rus keşişin Denisova isminden dolayı bu türe Denisovalılar denmeye başladı. İşte bizim itirazımız da bu noktada olmuş idi. Çünkü Altay Cumhuriyeti'nin bulunduğu topraklar bildiğiniz gibi kadim Türk topraklarıdır. Evet, bahsedilen genetik araştırmalarda bu Denisova denilen türün burada 300 bin senelerden beri yaşadığı ama bulunan genetik delilin yaklaşık 90 bin yıl önce olduğu, ama bu tür insanların da bundan 30 bin sene önce tükendikleri, ortadan kalktıkları bilimsel gerçekleri ortaya kondu. Fakat bu topraklarda biliyorsunuz bizim başta Pazırık kurganı, ki doğumdan önce, insanın doğumundan önce 400 yıl olarak tarihlenmiştir, 400-500 arası. Bunun dışında Katanda, Noyun, Ula ve Şiba kurganları da bulunuyor. Artı burası doğumdan önceki 4000'lerde gene Androva kültürünün doğmuş olduğu topraklar, ki bu kültür biliyorsunuz atın, at arabasının da insanoğlunun ilk kullandığı, ehlileştirdiği dönemler. Dolayısıyla Homo sapiens'den sonra bulunan bu yeni
Denisova denilen insan türüne biz geçen programımızda bulunduğu coğrafyadan dolayı Altaylılar denmesi gerektiğini söylemiş idik. Bu konuda bir iki bilgi daha vermek istiyorum. Çünkü Batı'nın bu binlerce senedir Türk toprağı olan bu bölgedeki bulunan bir bilimsel diyelim kanıta bir o mağarada 10 sene 20 sene yaşamış bir Rus keşişi olan Denisova adını vermesine karşılık iki tane daha bu konuda çok çarpıcı örnek vermek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi gene ayrı bir insan türü olan Neandertaller. Bunlar önce 1829'da Belçika'nın Engis şehrinde ilk fosil iskeleti bulunuyor. Bunu 1848'de İspanya Cebeli Tarık'ta bulunan fosil iskelet takip ediyor. Ama biraz önce söylediğim Belçika'daki Engis şehrinin çok yakınında şu anda Almanya topraklarında olan Neander mağarası vadisinde birden fazla bu Neandertal dediğimiz sonradan isim takılan bu insan türü bulunduğu için bulunduğu coğrafyadan dolayı bu türe Neandertaller deniliyor. Bu ilk örnek değil. Bir de 2003 yılında Endonezya'nın Flores adasında 7 insan fosil iskeleti bulunuyor. 2010'lardan sonra bunların genetik incelemesi bitiyor ve bunların bundan 12 bin yılla 93 bin yıl arasında yaşamış gene genetik bakımından Homo sapienslerden farklı yani bizlerden biraz daha farklı bir gene sahip olan bir insan türü olduğu ortaya çıkıyor. Ama bu türe verilen isim Endonezya'nın Flores adasının adında orada bulunduğu için Homo florensis adı takılıyor. Yani bütün bunlar bu konuda bizim ne kadar haklı bir talep içinde bulunduğumuzu gösteren aynı konudaki iki tane delil. Biz burada şunu da tabii bazı arkadaşlarımızın yanlış anlaşmasını düzeltmek için söylüyorum. Altay'da bulunmuş olan Altaylılar denmesi gereken insan türünün Türklerin atası falan olduğunu hiçbir zaman iddia etmiyoruz. Çünkü Türklük dediğimiz kavramın bir medeniyet iklimi içerisindeki insan topluluğu olduğunun farkındayız. Bunu biliyorsunuz Atatürk'ün de fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp'in ırk atlarda aranır sözünü de ilave ederek Atatürk'ün de ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'ün olana değil bakın diyene sözünden de anlaşılacağı gibi bu bir kültür birikimidir. Üstelik bundan 90 bin sene, 40 bin sene, 50 bin sene öncesini konuşuyorsak o zamanlar için zaten insanlıkta, insanlık tarihinde bir milletleşme diye bir şey söz konusu değil. Ama burada şunu da belirtmek istiyorum ki bundan 4 sene önce kaybettiğimiz Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu Bey bu DNA konuştuğumuz için ondan örnek vermek istiyorum. DNA konusunda 1962 yılında DNA sarmalının su içinde bulunmasından buna sebebiyet veren kuvvetler konusunda bir araştırma yapıp ve bu kuvvetlere solfobatik ismini takmış idi. Ama bu Amerika'daki çalışmalarında taktığı İngilizce isimdi ama bunu Türkçe olarak da özgen çeker kuvvet olarak bizim Türkçemize kazandırdı. Yani 1964 yılında Oktay Sinanoğlu gibi dünyanın en genç yaşta profesör olmuş, Yale'de, Harvard'da profesörlük yapmış, çok önemli bir değerimizin Türkçe konusunda gösterdiği hassasiyetin bugünlerde de 2019'da da ülkemizde gösterilmesini beklemekteyiz. Bunu, bu hassasiyeti de gösterecek olanlar şu andaki genç bilim adamlarımızdır, akademisyenlerimizdir, Türk gençlerimizdir, Türk aydınımızdır. Hülasa Türk milletinin tamamıdır. Bizim tarihteki coğrafya adlarımızın gösterilmesi gereken saygıyı istemektir. Şimdi bu sizden gelen talebi yerine getirdikten sonra
Bugünkü konuğumu size tanıtmak istiyorum. Bugünkü konuğum Ankara'dan geldi, Mehmet Dikici Bey. Mehmet Bey 1952 Ünye doğumlu. Kendisi 1976 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden harita mühendisi olarak mezun olup kadastro konusunda genel müdür muavinliğine kadar yükselmiş Türkiye'de önemli bir bürokratımız. Fakat onun bugün konuşacağımız konusu yazdığı kitaplar ve yaptığı araştırmalar. Mehmet Dikici Bey'in bugüne kadar yayınlanmış 28 tane kitabı var. Bunlardan bazılarının isimlerini örnek vermek istiyorum. Anadolu'da Türkler, İdeal İdeoloji ve Milli Ülkü, Türklerde İnanç ve Din, Türklerde Devlet, Çaka Bey, Türkler Nasıl Bir Millettir, Büyük Güçler, Petrol ve Türkiye, Bilimsel Gelişmeler, Sakalar, ki bugün konuşacağımız konu bu Sakalar konusu. Bu da onun bu konuda çıkmış olan kitabı. En son çıkmış olan kitabını da tanıtayım. Çünkü 28 tane kitabını birden hepsini tanıtırsam oldukça vakit alacak. En son çıkan kitabı da şu anda gördüğünüz gibi Tarihi Süreçte Din, Felsefe, Bilim İlişkisinin Toplumsal Görüngeleri isimli bu kitap yayınlanmış en son kitabı. Neden yayınlanmış diyorum? Çünkü kendisinin ayrıca yayınlanmamış ama yayına hazır 32 tane de kitabı var. Yani 28 tane hazırlamışsınız, yayınlanmış. 32 tanesi de yayınlanmaya bekliyor. Onlar hakkında da birkaç tanesinin ismini okuyarak izleyicilerimize bilgi vereyim, meraklanmasınlar. Doğu, Batı ve Türkler. Türkleri Yücelten Değerler. Bunların her biri bir ayrı kitap. Türkler ırkçı bir millet değildir. Bir başka kitabı Batı'da ve Türklerde Milliyetçilik. Bir başkası Türk'ün Hayatı Destan adlı şiir kitapları. Hocanın bu yayınlanmış ve yayınlanacak kitapları yalnız biraz sonra konuşacağımız gibi sosyal veya kendi mesleğiyle alakalı veya tarih konusunda değil. Aynı zamanda romanları ve şiirleri de var. Mehmet Bey hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin gibi tabii bu kadar çok konuda araştırma yapan bilgili arkadaşlarımızla sohbet etmek hem zevkli hem zor. Çünkü zorluğu şurada biz size tabi olmak durumundayız. Efendim bugünkü konumuzu tabii bu 28-30 kitabınızdan en fazla konumuzla alakalı Türk dili ve tarihi olduğu için programımız ilgisini çeken Sakalar konusunda yapmak istiyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi kitabınız da burada. Sakalar konusunda bize sakaların manasından başlayarak bize tanıtır mısınız bu olayı? Tabii. Türkler tarihin en eski milletlerinden biri. Evet. Tarih boyunca büyük işler başarmış, büyük devletler kurmuş, büyük medeniyetler kurmuş bir millet. Tabii tarih yazının icadıyla başlar deniliyor. Tabii yazı olmadan yazmanız mümkün değil. Ama tarih öncesi de artık çeşitli şekillerde öğrenilebiliyor. Türkler genellikle demirci bir kavim olarak tanıtılıyor. İran destanlarında da Türkler eskiden beri çeliğe bürünmüş millet olarak tanıtılıyor. Evet. Gene Türklerle ilgili bilgileri genellikle ya komşularımızdan öğreniyoruz ya da düşmanlarımızdan öğreniyoruz. Kendimiz aşağı yukarı çok az bilgi sahibiyiz yahut kendimiz öyle yazmışız ki Göktürkler en parlak şekilde bilgi aldığımız dönem. Diğerlerini hep yabancılardan alıyoruz. Bu arada tabii mana konusunda da aynı şey. Bugün sözünü edeceğimiz sakaların, saka kelimesinin manası Yakutların dilinde insan manasına geliyor. Fakat daha çok Avesta'da yani İran kaynaklarında Türk milleti kastediliyor ama onu küçültmek için eşkıya manasında kullanmışlar ismi. Ama biliyoruz ki bu işte Kamçatka Yarımadası'ndan başlayıp İran, Afganistan, işte Karadeniz, Batı'da, Anadolu, Akdeniz'in kuzey köşeleri, Avrupa işleri ve kuzeyde Rusya gibi, Ukrayna gibi büyük bir geniş alanı kapsıyor Türklerin sahası. Türkler göçebe bir millet. Çeşitli sebeplerle de göç ediyorlar. Göç ettiği yerler onun için
çok uzaklar olabiliyor. Diğer milletler gibi kaldığı yerde varlık gösterip medeniyet kurmuş değiller. Çeşitli yerlere gitmişler ve oralarda medeniyetler kurmuşlar. İsim olarak o şekilde ancak söyleyebiliyoruz. Ama kullanılış olarak İskit, Saka, Sokolot gibi kelimeler kullanılıyor. Her dilde kendisine göre kullanmış. Komşularımızın verdiği isimlerle biz tanıyoruz onları, evet. Daha çok. Ve tabii Sakalar aşağı yukarı Hunlar öncesi Türklerin kurduğu büyük devletlerden ve çok geniş bir sahayı da kapsayan yerde hakimiyetle yaşamışlar. Kendilerine göre medeniyetler kurmuşlar. Göçebe bir millet. Yerleşik olan kısımları da var. Tarımla meşgul oluyorlar. Buğday ticareti yapıyorlar tabii ki. Ama diğer kısımları atlı o halde görünüyor. Hatta kana arabalar üzerinde yaşıyorlar. Çünkü sürekli hareket etmeleri gerekiyor. Evet. Böyle bir yaşayışları var. Kültürleri konusunda neler söyleyebiliriz efendim? Tabii ki Türk kavmi oldukları için Türk kültürü hakim bunlarda da. Doğudan batıya çeşitli ülkelerin tesirleri olsa da giyimleri, kuşamları, yaptığı işler, eserleri, hareketleri. Kadınlara verdiği değer. Kadınlara değer zaten özellikle Türk olduğunu göstermeye kafi bir bilgi. Evet. Çünkü Türklerde kadınlar erkeklerle eşit muamele görüyor, yükselebiliyor. Ünvanlar alabiliyor. Yönetici kabiliyette zaten genellikle aktif olarak askerlik de dahil her şeyi yapıyorlar. Çok iyi kılıç kullanıyorlar, ok atıyorlar, savaşlara katılabiliyorlar. Zaten Saka kadınları eğer 3 tane düşman öldürmezse evlenemiyor bile yani. Evlenme izni alamıyor. Evet. Öyle özellikleri var ve dünyada Türklüğü belki tarif eden bu kadın lara verdiği değer kısmıyla anlatabiliriz. Hemen yani eğer bir millet kadınlara değer veriyorsa anlayın ki Türk milletidir. Çünkü mesela Yunanlılara bakıyoruz. Yunan kadınları evden dışarı çıkamıyorlar. Araplar da aynı şekilde. Tabii diğerlerinde de var da medeniyet olarak Greklerden söz edince tabii. Onların kadınlarından da söz veya etmek. Veya Etrük sonrasında Roma'da tabii, aynı değil mi? Roma. Kadın ikinci derecede. Evet. Orada. Ama Türklerde her zaman birinci derecede olmuşlardır. Evet, çok güzel. Bu Saka Grek ilişkisi konusunda evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi çok geniş coğrafyaya yayılmış bir Saka hakimiyeti var ve Makedonlarla ilk çatışmalar 2. Filip zamanında oluyor. Attais diye bir Türk komutan İskender'in var. Babasını konuşuyoruz. Yok, o da İkinci Türk Filip. Komutan da Ateis diye bir komutan var, Türk komutanı. Ve bu 2. Filip'le zamanında Makedonlarla savaşa tutuşuyorlar. Bu 339 yani milattan önce 339 yılında bu devlet başkanı ve komutan ölüyor orada. Ondan sonraki mücadeleler İskender zamanında başlıyor. Evet. İskender'in komutanı bunu takip ediyor. Biraz kaçıyorlar Sakalar. Fakat neticede o komutanı da yeniyorlar. Ve orada da hakimiyet kuruyorlar. Yunanlılarla temasları yahut Greklerle diyelim. Temasları o şekilde oluyor. Evet. Bunların bilgi açısından eski İran kaynaklarında işte Zentevasta'da falan Bizans tarihçileri bu Sakaların Türk soylu olduğunu anlatmışlar, belirtmişler. Bazı batılı tarihçiler de son zamanlarda bunlar da Medler dediği halkın Sakalalar olduğunu söylüyorlar. Turiye kelimesinin de Turanlı olduğunu, yani Türklerle ilgili olduğunu söylüyorlar. Bu Rawlinson var, işte Zentevasta'da geçen kelimenin dışında McCartney, Menander, Theopanes, Bizantinus ve Yunanlı ve Bizanslı diğer bir sürü komutan bunların Türk olduğunu belirtiyorlar şeylerinde. Evet. Daha sonra da Sakaların Türk ve Moğol olduklarını belirten diğer tarihçiler var. Mesela Kiepert var, Neumann var, Nagy var, Mortmann var, Geza Kuhn var, Menz var, Huntingford var, Meyer var, Norris. Bunlar da
Türk olduğunu Sakaların belirtmiş tarihçilerdir. Sakalar bu eski Fenike, Babil ve Bizans kaynaklarında da Türk soylular olarak geçiyor. Yani bunları belirtmişler. Evet. Şeylerinde, tarihlerinde. Bu Zeki Velidi Tokan da Türk olduğunu tespit eden bizim kendi tarihçimiz. Kendi yani hep yabancılar Türk zaten olduğunu belirtmiyor. Zaten şimdi de Mehmet Bayraktar profesör gibi evet, hocalarımızda da şimdi aynı tabii daha da var. Gelişti. Daha evet. Gelişti. Yeni tarihçilerimiz işte Mehmet Bayraktar hoca bunun üzerinde durdu ve Türk kavmi olduğu belli. Evet. Yani sanatıyla, kadınlara bakışıyla, tarihi bilgileriyle Sakalar bir Türk kavmidir. Peki Sakalar yalnızca kadını erkeği savaşan bir topluluk mu? Bunların kültür birikimleri, mesela filozofi evet. konusunda ne evet. gibi Türklerin, çalışmaları var? Tabii Sakalardan bir sürü filozof var. Ayrıca tıp ilmi de gelişmiş Sakalarda. Bunlardan Anaharsis var, Toharis var, Amanios Saka var. Filozof olarak mı diyorsunuz? Bunlar hem filozof, doktor, her şey var. İşte yani o günün bilim insanı. O günün insanı... Yunanistan'da görev yapmışlar. Evet. Mesela 20 yıl Anaharsis Yunanistan'da kalmış, orada hizmet ediyor. Hatta Hipokrat'ın da hocası bu Anaharsis dediğimiz. Yani büyük bir ilim adamı. Toharis bazı kitaplarda, ansiklopedilerde falan Avaris diye geçiyor. Bu Yunanistan'da bir salgın hastalık olmuş. Onun tedavisini başarmış bir, aynı zamanda hekim bu, filozof ve aynı zamanda hekimdir. Gerçi Yunan filozofları yahut Grek filozofları arasında Türklerden pek söz edilmiyor. Ama tabii. Bunlar en meşhurları. Diğerleri de var zaten tabii. Zaten en başta bizim kendi kendimiz milli eğitimimiz veya biz bahsetmiyoruz. Evet. Biz bunların varlığından haberdar evet. değiliz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 1938 Atatürk'ün kaybından sonra tamamen Yunan medeniyetini övücü bir zihniyet Türkiye'de maalesef hakim oldu. Evet. Ve onlar da hiçbir zaman Yunan medeniyetini veya Grek medeniyetini sorgulama ihtiyacını hissetmediler. Evet. Yunanlıların şu özelliğini de bahsetmek lazım. Bizim aleyhimize bir durumu. O seki getirerek kelimelere Yunanlaştırıyor. Yunanlar herkesi sahipleniyorlar. Evet. Kendisinin mesela örnek Sart şehri, Sartlar Türk kavmidir. Sartos demiş, elimizden çıkmış. Aslar bir Türk kavmi, Asos demiş. Evet. Attala bir Türk ismi zaten. Atila da aynı şey. Atolos demiş. Yani bunun gibi birçok şeyi kendine, sadece biz değil mi? Batı Anadolu'da her şeyi kendine mal etmiş. Biz Herodot diyoruz. Herodot tarihini biz Grek olarak biliriz. Sonradan Yunanca öğrenmiş bir tarihçi bu. Yani bunun gibi şeyler var. Kendine o küçük dar alanında kaç nüfuslu, nihayet Atina dediğimiz, Isparta dediğimiz şehirler kaç nüfuslu. Ama bütün dünyaya hakim görünüyor. Yani nereye baksak Grek diyecek evet. hale geldik. Oysa ki orada Türkler de var, başkaları da var. Bu Türk filozoflar da çok başarılı hizmetler vermiş. Anaharsis işte 20 yaşından sonra memleketine dönüyor ama kardeşi hükümdar onu idam ediyor. Sebebi de şu, Yunan kültürünü benimsediği, Yunan gibi giyindiği, Yunan gibi hareket ettiği için onu cezalandırıyor. Türk töresi gereği. Bu Türk töresine aykırı diyor ve o davranışlarından dolayı da cezalandırmıştır. Yani Türk kültürü tabii İskit sahası çok geniş bir saha. Batı'da biraz Yunan etkisi görünür mesela inançlarında falan isimlerde. Aslında davranışlarında yok. Yani davranışlarında Türk davranışı hakimdir. Bir sürü şeyi kendisi bulmuştur. Mesela atı çok iyi kullanır. Atın üzerine eğri koymayı ilk kendisi bulmuştur. Ve üzengi, özengi çok önemlidir. Çünkü atın üzerinde dengeyi sağlayacaksınız ve oradan atış yapacaksınız. Ve Sakalar bunu çok iyi beceriyorlar ve başarılarının sebebi bu. Çünkü bir çok de araba var değil mi hocam? Tabii bu ok, yay kullanmak onlara üstünlük sağlıyor. Çünkü nüfus olarak azlar, çok geniş coğrafyaya yayılmışlar. Bunu sağlıyor. Arabalarda hareket ettikleri için büyük bir kısmı göçebe. Çünkü avcı ve tarımla uğraşan bir kavim. Tarımla uğraşanlar yerleşik. Hayatta zaten buğday üretiyorlar. Ama hareketli olan, göçebe olan, avcılık yapan, hayvancılıkla geçinen takımı
sürekli hareket etmek durumunda. Havaya göre hareket ediyorlar, iklime göre hareket ediyorlar. Onun içinde dört tekerlekli arabalar var. Arabalar iki daha fazla hayvan tarafından çekiliyor. Hareket halindeyken hanımlar, çocuklar arabanın içinde. Diğer erkekler at üzerinde hareket ediyorlar. Yani ama genel olarak kıl çadırlardan yapılmış araba üzerlerinde yaşıyorlar. Yaşayışları bu şekilde. Evet. İskitler konusunda Etrüsk'e girelim mi? Başka söylemek istediğiniz var mı? Etrüsklerle ilgili ilişkileri nedir? Şimdi bunların mücadeleleri var tabii. Sakaların. Anadolu'da mücadeleleri var. İşte Mezopotamya'ya geliyorlar. Darius'la mücadeleleri var. Evet. Tomris'in değil mi? Orada ilk büyük mücadele Kayaksar'la yaptıkları mücadeledir. Kayaksar Saka komutanını hileyle öldürüyor. Şu andaki Zile şehri yakınında. Sadece onu öldürmüyor. Yanındaki komutanları da öldürüyor. Öldürdüğü adam Alpertunga. Tarihte öğrendiğimiz Alpertunga. Orada onları sulh yapacağız diye davet ediyor. Ziyafet sırasında da hepsini öldürüyor. Fakat ondan aşağı yukarı 100 sene sonra torunu Tomris Kağan bunun intikamını alıyor. 529 değil mi? 529 yılında. Tomris Kağan'la savaşı şöyle başlıyor. Tomris Kağan'la evlenmek istiyor Kurus. Tomris Kağan bayan. Bayan tabii. Evet. Hatun çünkü Türklerde erkek kadın ayrımı yok. Yok yani yeterliyse o görevi kadın da erkek alır. Kadar kılıç liyakatı kullanıyor. Var. Bunu da zaten burada anlatıyorsunuz. Onu zaten anlatıyoruz. Şimdi Tomris Kağan'la savaşının sebebi Tomris Kağan'la evlenip aslında Tomris Kağan'la evlenmek değil niyeti. Evlendiği zaman bütün mirasını yani Saka ülkesini ele geçirecek. İran medlere bağlamak istiyor. Onun için yapıyor. O da reddediyor tabii. Reddedince savaş başlıyor. Savaş başladığında komutanlardan bir tane Tomris Kağan'ın oğlu. Bunlara tuzak kuruyor Kurus. Nasıl tuzak kuruyor? Belli bir yerde onların görebileceği bir yerde büyük bir ziyafet sofrası hazırlıyor. Çok geniş bir şeyi. Onların görebileceği şekilde. Onlar da zannediyorlar ki burada işte Kayaksar'ın kuvvetleri var. Onlara saldırıyorlar gece ve onları kontrol altına alıyorlar. Zaten Kayaksar onu bilerek yapmış. Kendi adamları ölüyor ama bunlar da orada ziyafet sofrasını görünce oturuyorlar. Hepsi yiyorlar, içiyorlar. Serhoş oluyorlar tabii. Arkasından da Kayaksar'ın ordusu geliyor. Bunları kontrol altına alıyor. Tomris Kağan'ın oğlunu da esir alıyor. Esir alıp gidiyor. O da işte bir bahaneyle elini çözdürüyor ve intihar ediyor oğlu. İşte ondan sonra zaten savaş halindeler. Tomris Kağan eski Türk savaş taktiğini uyguluyor. Turan taktiğini uygulayarak. Nedir o? Turan taktiği önce ortadan saldırıyor. Yenilmiş gibi geri çekiliyor. Onları açıyor. Ondan sonra da soldaki kanatlar. Evet, saldırıp ortaya alıp imha ediyor. Ve tabii savaş başlamadan önce arkası gelmesi muhtemel olan yerleri de kontrol altına alıyor. Yiyecekleri yakıyor, köprüleri dağıtıyorlar. Çünkü Tomris Kağan'ın ordusu onda biri kadar. Sayısal olarak. Kurus'un ordusunun onda biri kadar. Yani zaten genel olarak Saka ordusu her zaman azdır. Türklerin sayısı her zaman azdır savaşırken ama iyi savaşıyorlar. Ama hepsi atlı, üstelik kullandıkları oklar mesafesi daha uzuna giden kompoze dediğimiz. Evet. Atın üzerinde hiç hareket etmeden tabii Özengin'in de verdiği destekle dengelerini sağlıyorlar ve mutlak surette isabetli atışlar yapıyorlar. Ve sayıları az olduğu halde Kurus ordusunu yeniyorlar. Kurus'un tabii başını kesiyor ve bir şeyin içine koyuyor kan şeyinin. İşte kana kan diyor artık. Yani savaşı kendi bu kadar kanınla seni boğacağım deyip evet. Bir keçinin zannediyorum. Evet. Değil mi? Kan diyor artık. İçerisine. Kana kan diyor. Evet. Peki efendim. Kısa bir ara verelim. Tamam. Devam edelim.